Merhaba arkadaşlar, ben yeni Almanca öğretmeniniz Ahmet. Bugünkü dersimizde Almanca'da günlük hayatta en çok kullanılan kelimelerden bazılarını öğrenmeye çalışacağız. Sonraki dersleri izlemek için lütfen bu kanala abone olmayı unutmayın. Tekrar merhaba arkadaşlar. İlk kelimemiz, daha doğrusu ilk cümlemiz, ilk ifademiz einen schönen Abend noch. Ne demek einen schönen Abend noch? Niye guten Abend demiyoruz da einen schönen Abend noch diyoruz? Genelde Almanlar bu şekilde kullanıyorlar. Peki neden noch kullanıyorlar burada? Hala demek normalde. Niye noch kullanıyorlar? Çünkü Almanlar düşünüyor ki iyi akşamlar dediğinizde, bir iyi akşamlar diyebilmeniz için günün bitmemiş olması gerekiyor. Gün henüz daha bitmediği için Almanlar cümlelerin sonuna aynı şey ne yapıp no, no hala, gününüz hala gününüz iyi olsun diyorlar. Aynı şöyle ne yapıp no, iyi akşamlar demek. İkinci ifademiz mit freundlichen Grüßen. Buradaki şarfes Türkçe'de yok. Bunun yerine ne yazabiliriz? Çift S yazıyoruz. Bunun okunuşu da arkadaşlar Türkçe'de bildiğimiz S. Su derken, basit derken, hassas derken kullandığımız S, Almanca'daki bu şarf S'in tam karşılığı. Bizim klavyemizde, Türkçe klavyelerde şarf S olmadığı için çift S yazmak durumundayız. Çift S yazabiliriz. Almanlar bunu biz böyle yazdığımızda, çift S yazdığımızda şarf S olarak beyinlerinde, hafızalarında otomatikman algılıyorlar. Bir sakınca yok. Çift S yazmanızda bir sakınca yok. Çünkü bizim klavyemizde şarf S yok. Kelimemiz, daha doğrusu bu bir nida, ünlem kelimesi. Yo. Ne demek yo? Biriyle görüşme yaptığınızda bu görüşmenin sonunda karşıdaki kişi son sözünü söylüyorsunuz işte. Tamam, o zaman ben şuraya gideyim, şunu bakayım dediğinizde karşınızdaki size yo diyor. Bunun anlamı kısaca tamam, oldu, peki demek. Genelde görüşmenin sonunda karşıdaki kişi bunu size söylüyor veya siz son kelimenizi cümlenizi tamamlamak için cümlenizin sonunda yo diyebilirsiniz. Karşıdaki kişiye tamam oldu anlamında kullanmak için. Ünlem, nida kelimesi yavol. Genelde bunu maç izlerken, Almanca maç izlerken çok duymuşsunuzdur. Yavol. Yavol derler Almanlar. Ne demek bu? İngilizcesi aslında bunun yes demek. Ama Türkçe'de biz nasıl tercüme edebiliriz bunu? İşte bu harika, süper, çok beğendim anlamında. Güzel bir hareket gördüğünüzde genelde bunu futbol maçlarında falan duyarsınız bu kelimeyi. Yavol. Hareket çok güzelse, eğer spikerin çok hoşuna gitmişse yavoldir. Çok beğendiğini belirtir. Çok sık kullanacağımız bir kelime Almanca'da also. Bunu Almanlar bu kelimeyi çok kullanırlar arkadaşlar. Ama bunu ulu orta her zaman kullanamıyorsunuz. Nerelerde kullanabilirsiniz? İki türlü kullanabilirsiniz. Bir, konuşmanıza başlarken. Ama konuşmanıza başlarken böyle durup dururken değil. Bir bağlam olması gerekiyor. Diyelim ki sınıftasınız. Bir ders var. Bir konu işliyorsunuz. Hocanız kalktı, size bir soru sordu. Konuşmaya also diyerek başlayabilirsiniz. Ama durup dururken sokakta, markete girdiğinizde, biriyle görüştüğünüzde hemen konuşmanızı also diye direkt başlayamaz. Bir bağlam, bir kontekst olması gerekiyor. Bununla kelimeye başlayabilmek için. Türkçe'ye biz bunu yani diye tercüme edebiliriz. Bir de bunu genelde cümlelerin sonunda kullanılabilir, son cümlede kullanılır. Daha açık bir şekilde ifade edeceğiniz cümle varsa son cümlenizde also diye kullanabilirsiniz cümlenizin son cümlenizin içinde. Yani demek, bu yüzden demek, bu demek oluyor ki demek. Also diye son cümlenizde kullanabilirsiniz bu kelimeyi. Eğer son cümleniz daha önceki anlattıklarınızı daha açık bir şekilde anlatıyorsa son cümlede also diye başlayabilir veya cümlenizin içinde also kelimesini kullanabilirsiniz. Umsonst, yine bu kelime çok kullanıyorlar. Hiçbir şey karşılık beklemeden yapılan bir şey demek bu umsonst. Yani Türkçe'ye direkt tercümesi aslında bunun beleş. Umsonst, beleş demek. Arkadaş ortamında girdiğinizi düşünelim. Orada bir barbekü yapılıyor. Baktınız orada bir grill var.
biftek var. Bir tane almak istediniz. Ne kadar dediniz? Oradaki kişi genelde barbekülerde şeyler ücretsiz olduğu için size umzons diyecektir yani. Beleş, para vermene gerek yok anlamında. Umzons diyecektir. Yine bir kelimemiz daha var burada. Geil. Almanlar da bunu çok kullanıyorlar bu kelimeyi. Genelde gençler arasında, kafeteryada, barda, diskoda çok kullanıyorlar. İki tane anlamı var geil'in. Bir tanesi abaza demek, azgın demek. Diğeri de bir şey hareket çok beğendiğinizde böyle o wow anlamında, şaşkınlık anlamında, süper anlamında geil diyorsunuz. Çok beğendiğinizi ifade ediyorsunuz. Nein, Almanlar nein o kelimesini çok kullanmıyorlar genelde. Bunun yerine ne ifadesini söylüyorlar. Kısaltıyorlar biraz. Şurayı atıyorlar. Mesela ben bir trene bindiğimde dedim bu tren Duisburg'a mı gidiyor? Çünkü ben Duisburg'a gidecektim. O ne dedi? Hayır, bu Dortmund'a gidiyor. Nein, Almanlar kısaltıyorlar. Ne şeklinde söylüyorlar. İkinci bölümdeki kelimelerimiz arkadaşlar yine bir hayli fazla. Şuraya ışık vuruyor. Tam olarak burayı okuyamayabilirsiniz. Burada Sehr geehrte Herr Müller yazıyor. Bu rahatsızlık için özür dilerim arkadaşlar. Buraya ışık vuruyor. Bunu önleyemedim bir türlü. Sehr geehrte Herr Müller. Burada bunu biz genelde maillerimizde falan, mektuplarımızda falan mektubun başında kullanıyoruz. Bunun anlamı ne demek? Sayın Bay Müle demek. Resmi bir ifadedir arkadaşlar bu. Mektuplarınızın başında profesöre, öğretmeninize, hocanıza yazarken kullanıyorsunuz. Arkadaşlar arasında kesinlikle bu kullanılmaz. Çünkü resmi bir resmi bir hitaptır bu. Başlama cümlesidir, kelimesidir. Mektuplarda, maillerde. Eğer hitap ettiğiniz kişi bay ise Sehr geehrter Herr ifadesini kullanıyorsunuz ve kişinin ismini değil, soy ismini kullanıyorsunuz. Bir de bu ifadenin sonuna virgül koymanız gerekiyor. Sehr geehrter Herr Müller. Peki karşınızdaki kişi bayansa ne yapıyorsunuz? Bunun için her kullanmanıza gerek yok. Çünkü bayan olduğu için bayan diyorsunuz. Bu bayansa Frau. Bu sefer Sehr geehrte Frau Müller diyorsunuz. Karşısındaki kişi bayansa bunun anlamı da Sayın Bayan Müller demek. Bir de mektuplarda böyle bir ifade görürsünüz arkadaşlar. Herrn. Normalde biz bunu nasıl yazıyorduk? Herde ama burada her şeklinde görüyorsunuz. Bu da yine mektuplarda görürsünüz. Bunun anlamı da işte her Müller'e mektubun kime gittiğini ifade etmek için kullanıyorlar. Her Müller'e anlamında. Übrigens, bunu da çok görürsünüz Almanca okuduğunuz metinlerde, maillerde, yazılarda falan. Übrigens kelimesini çok görebilirsiniz, görürsünüz. Bunun anlamı da ilaveten ayrıca bu arada demek. Diyelim ki biri size mektup yazdı, anlattı. Sonra aklına bir şey geldi. Bu übrigens diyor. Yani bu arada ayrıca bir de anlamında var bu übrigens kelimesinin. Relative. Eğer İngilizce biliyorsanız büyük ihtimalle relatif kelimesini ilk aklınıza geçen akraba demek diye düşünmüşsünüzdür. Ama kesinlikle değil arkadaşlar. Akraba demek değil. İngilizce'de olduğu gibi değil relatif kelimesi. Almanca'da relatif oldukça demek. Relatif groß diyorlar Almanlar. Bayağı bir küçük, bayağı bir büyük. Bayağı bir sıcak derken falan kullanıyorlar. Bu relatif kelimesinin Almanca'daki anlamı oldukça, epey, bir hayli, bayağı demek. İngilizce'dekiyle relatif akraba demek de ama sakın oraya karıştırmayın. İngilizce ile Almanca'nın bir alakası yok. Bazı kelimelerde var ama bunda hiç alakası yok. Relatif burada oldukça, hayli, epey, bayağı bir demek. Yine çok sık görebileceğiniz bir kelime Almanca'da gut haben.
Ne demek gut haben? Eskiden olsa şöyle derdim arkadaşlar. Kontör demek. Ama artık kontör kalktığı için TL'ye geçtiğimiz için artık telefonlarımıza biz kontör yerine TL yüklüyoruz, süre yüklüyoruz, zaman yüklüyoruz, para yüklüyoruz. İşte bunun adı Guthaben, normalde kontör demek. Ama günümüzde biz buna ne diyoruz? Bakiye. Evet, bakiye diyoruz. Bankanızdaki bakiye olabilir, bu telefonunuzdaki bakiye olabilir. Yani aklınıza gelebilecek her türlü bakiye olabilir Guthaben. Çok sık görürsünüz bunu Almanya'ya gittiğinizde bir Almanla muhabbet ettiğinizde falan Guthaben kelimesini, işte telefon, çünkü herkesin telefonu olduğu için telefonumuzda kontör yok diyeceksiniz, dakika yok, bakiye yok diyeceksiniz veya bakiye yüklemem gerekiyor diyeceksiniz. Bunlar da Guthaben'dı. Guthaben'ı almam gerekiyor diyecek demelisiniz. Auf Wiedersehen Almanca'da çok sık görebileceğiniz ve çok sık kullanacağınız bir kelime. Auf ifadesini kullanabilirsiniz veya kullanmayabilirsiniz de tamamen size kalmış. Normalde Auf Wiedersehen. Kısaca Wiedersehen de diyebilirsiniz. Görüşürüz anlamında. Arkadaşlar arasında pek kullanılmaz Auf Wiedersehen. Genelde tanımadığınız kişi veya resmi anlamda kullanılır. Çünkü arkadaşlar arasında genelde Auf Wiedersehen yerine görüşürüz. Wir sehen uns. Görüşürüz diyorlar veya kısaca tschüss. Hatta bazen Almanlardan şöyle dediklerini duydum. Tschüss. Resmi arkadaşlar arasından ziyade yine bazı tanımadığınız kişiler arasında da kullanılıyor tschüss. Genelde hatta tschüss derken böyle çiçi falan çiçi falan diyorlar. Tschüss demektense. Çok sık duyarsınız bu kelimeyi. Sonra escape. Bu kelimeyi de çok kullanabilirsiniz. Biz bunu Türkçe'de ne diyoruz bazen? İşte nasıl gidiyor dediğinizde falan. Ne diyorsunuz? İdare eder. İşte anlamında. Diyelim ki bunu nerede kullanabilirsiniz? Mesela ben size sorayım. Almancanız nasıl gidiyor? Almanca konuşabiliyor musunuz? Siz ne diyorsunuz? Escape. İdare eder. Çat pat. Şöyle böyle anlamında kullanabilirsiniz. Escape. Bunun olumsuzu escape need. İdare etmez demek değil. Tam bunun zıttı değil. Escape need arkadaşlar. Bunu da çok sık görürsünüz, duyarsınız Almanya'da, Almanca konuştuğunuz ortamda. Bunun anlamı olmuyor, işe yaramıyor demek. Hatta bazen bozuk demek. Eski etniği çalışmıyor demek. Çok sık duyarsınız. Zusätzlich yine çok sık kullanılan bir kelime. İlave demek, ek demek, ayrıca diyelim ki bir şey yapıyorsunuz. Bir de sonra ilave ediyorsunuz, işte konuşmanıza ekliyorsunuz. Ayrıca demeniz gerekiyor veya artı bir de demeniz gerekiyor. Bunu da ifade etmek için zusätzlich diyorsunuz. Zusätzliche. Bir başka kelimemiz arkadaşlar fasziniren. Bunu da çok falan, güzel bir kelime aslında bu. Karşılaşabilirsiniz metinlerde falan, konuşmalarda falan. Fasziniren bir şeyin birini ilgisini çekmesi. Mesela benim dil öğrenmek benim ilgimi çekiyor. Aynen Fremde Sprecherlernen fasziniert mich. Mesela İngilizce öğrenmek, Rusça öğrenmek benim ilgimi çekiyor. İşte cezbediyor beni. Böylesi durumlarda fasziniert kelimesini kullanabilirsiniz. İlgisini çekmek anlamında.